Merhaba, ben Hayal Pozantı, sanatçıyım. Çalışmalarımda bizleri insan yapan kavramlar neler, teknoloji ile olan ilişkilerimiz neler ve bizi 21. yüzyıla taşıyan kavramlar neler ve bunları resim bağlamında nasıl geliştirebileceğimiz ve bu konuları resim bağlamında nasıl inceleyebileceğimiz ile ilgileniyorum. Aslında sanat yapmamın nedeni o. Yani bu konuyu incelemek, bu konuyu düşünmek, gerçekten insan olmak ne demek ve yeni bir dil üretmek insan olmak kapsamında. Biz geleceğin ya da günümüzün insanları olarak ortak paydalarımızı ifade edebileceğimiz bir dil üretebilir miyiz? Ortak paydalarımız neler? Bizi insan yapan konular neler? Bunlar kesinlikle beni sanat yapmaya gün be gün teşvik eden ve beni iten konular. Bu konuları düşünerek üretim yapıyorum. Daha ziyade bilgisayarla çok haşır neşirdim. Bilgisayarda dijital alanda üretim yapmak. Fakat verilerin yok olması, bilgisayarda ve dijital dünyada var olan şeylerin daha hızlı olarak yok olabilme şansı olmasından dolayı resim yapmaya karar verdim. Resim yapmaya karar vermemin yine ayrı bir nedeni de kendimi bedensel ve fiziksel olarak somut dünyaya oturtmak, yanlış yapmak bazı şeyleri. Çünkü bilgisayarla yaptığımız ve bilgisayarın düşünce yapısına alıştığımız zaman yanlış diye bir kavram çıkıyor ortaya. Aslında yanlış diye bir kavram yok. Özellikle sanat yaparken. Size hep destek olacak, sizin başarılarınızdan mutluluk duyacak ve sizi de başarılarının yanında sizleri de taşıyacak arkadaşlar, kadın olabilir, erkek olabilir, çevrenizi hep sizi destekleyecek insanlarla çevrili tutun. Onun dışında da fırsatınız olduğunda muhakkak diğer genç kızlara, diğer kadınlara yardım etmeyi, onlara destek olmayı bir öncelik ve birincilik olarak hep aklınızın bir köşesinde tutun. Çünkü benim hayatımda gerçekten bana en çok destek olan insanlar, kariyerimi destekleyen, beni hep ileriye götüren kız arkadaşlarım ve hep kariyerlerinde bu alanda ilerleme sağlamak isteyen kadınlar oldu. Erkeklerin de ama çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum kadınlara destek olmakta. Bu konuda çok bilinçli olarak kadınlara destek olması gerektiğine inanıyorum. Nüfusun %50'sini destekleyerek değil, hepimiz birbirimizi destekleyerek ama özellikle de şu ana kadar destek görmemiş %50'ye ağırlık verebilmek, öncelik verebilmek.